Esentürk, bir futbol muhabbeti programıyla yine karşınızdayız. Kamera önünde ben Günay Esentürk, kamera arkasında Nurcan Esentürk ile birlikte. Nurcan Hanım, gündem çok yoğun ama öncelikle şöyle başlayalım. Biz seninle uzun zamandır bu şekilde video çekmiyorduk. İkinci videomuz ara verdikten sonra genelde konuk almaya devam ediyoruz. Konuklarımız canlı tabii yayınlar. Ki de evet, canlı yayınlarımız devam ediyor. Özellikle cumartesi günü 21.30'da sekmeden bir canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir aksilik olmadığı takdirde. Şimdi konuklarımız da elimizden geldiği kadar bu camiada ismi olan spor muhabirlerini almaya çalışıyoruz. Umarım da bunlar keyif alıyordur izleyicilerimiz. Tabii bunların devam edebilmesi için, bu videoların devam edebilmesi için bizlere destek gerekiyor. Bizlere destek vermek için de ne yapması gerekiyor izleyicilerimizin? Abone olması gerekiyor, beğenmesi gerekiyor, yorum yapması gerekiyor gibi isteklerimiz var. Aslında çok basit. Eğer bizi izliyorsanız sadece abone olacaksınız. Beğendiğiniz bir yorum video varsa yorum atabilirsiniz. Küfür etmediğiniz takdirde ve hakaret etmediğiniz takdirde her türlü biz o yorumu okuyoruz ve dikkate alıyoruz. Bunu da söyleyelim. Evet, gündemde neler var Nurcan? Yani gündem yanıyor. Fenerbahçe evet. Marcelo ile anlaşıyormuş. Ne diyorsun? Hangi Marcelo bu? Şey mi? Beşiktaş'taki Marcelo mu? Yok ya. Diyorlar İspanya. Real Madrid'deki Marcelo. Real Madrid'deki bence. Yani yani şimdi bundan önceki yayınımızda Cavani'yi Galatasaray'a konuştuk. Ondan önce zaten Fenerbahçe'ye konuşuluyordu Cavani. Şimdi de diyorsunuz ki Marcelo. Şimdi bu ligler oynanacak mı? Buna bakmak lazım. Bu liglerin oynanması daha gündemde ama hala bazı takımlar oynamak istemiyor. Ona zaten az sonra geleceğimizi düşünüyorum. Marcelo'nun ben baktım evet birkaç haber gördüm ama ciddi derecede var değil mi yazılıyor. Ben bir kere gördüm ya umursamadım. Ya sen sorduğuna göre gördün. Doğru mu? Evet ben gördüm. Ben güldüm geçtim sadece. Yani şöyle yanlış anlamasın şimdi Fenerbahçeli arkadaşlarımız. Yani elbette olabilir ama bu dönemde biraz zor. Çünkü takımlarımız zaten maddi külfet içerisinde. Evet Real Madrid onu gözden çıkartabilir. Çünkü Real Madrid'in de bir maddi olarak sıkıntısı olacağını düşünüyorum. O yüzden hani bazı futbolcuları elinden çıkartabilir. 32 yaşında bir futbolcu. 2022 yılına kadar da sözleşmesi var. Baktım. Şimdi buna bonservis ödeyeceksin. Ne kadar bonservis ödersin? Hani biraz zor. Yani 10 milyon, 20 10 milyon falan ortalama ister diye tahmin ediyorum. Ya 5 milyon olsa fark etmez. Fenerbahçe zaten para yok diyor. Yani zaten dedikodunun çıkması da saçma. Ya gündem boş. İnsanlara nasıl okutacaklar? Nasıl fenomen olacaklar? Bu şekilde gündeme gelmek için uğraşıyorlar. Anladığım kadarıyla. Yani Marcelo'da şöyle bir şey var. Marcelo'da 9,5 milyon euro yani 10 milyon euro kazanıyor yıllık. Bu maliyetleri Türkiye'de vermek imkansızken hala bu haberleri konuşmamız çok ciddi derecede sıkıntı. Bırakın arkadaşlar transferi. Transfer yok. Yani özellikle tamam transfer yapabilirsiniz. Bir tane transfer yaptılar zaten. Ona geleceğiz. Umarım sorarsın. Ama bu tip transferler biraz Türkiye'de artık zor olacak gibi geliyor. Falcao tarzı, Van Persie tarzı yıldız futbolcuları getirmek şu anda hayli zorlaşacak. O yüzden ben Barcelona'nın Fenerbahçe'ye geleceğine ihtimal vermiyorum. Zaten UEFA'nın kıskacında ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu limitler var. Bu limitlerin de kıskacında Fenerbahçe bu tip transferleri çok zor yapar. Yani mümkünatı olduğunu düşünmüyorum. Barcelona Fenerbahçe'ye değil Türkiye'deki hiçbir takıma gelmez. Net. Net. Peki. Yani. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek Gölcük'te oynayan 21 yaşında orta saha oyuncusu Fenerbahçe bu futbolcuyla anlaştı. Bu transfer sence nasıl? Bu bir scout transferidir. Mutlaka bu oyuncuyu izlemişlerdir. Birkaç maçını izlemişlerdir. Sonrasında hocalarıyla görüşmüşlerdir. Kendi kulüplerine uygun mudur, değil midir? Sadece bir maçta kalmamıştır. Yani o yüzden bu oyuncu hakkında hani çok bilgim yok. Net söylüyorum. Çünkü Gölcük Spor'da oynayan bir futbolcuyu hani tabii ki de isim olarak belki bilebilirsiniz ama performans olarak bilemeyebilirsiniz. Hani net bir şey söylersek yalan olur. Ama scout transferi olduğu için başarılı olma şansı ihtimali var. Evet. Çünkü scout transferlerinde didik didik ediyorlar. Her şeyini inceliyorlar.
O yüzden scout transferi olduğu için başarılı olma şansı var. Ama bunu zaman gösterecek tabii ki de. Umarım başarılı olur. Genç futbolcuya ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum. Ama bu genç futbolcuları biraz da altyapımızdan çıkartalım. Yani transfer etmeyelim. Yani takımlarımızdan aslında biz bunu istiyoruz. Yani ben altyapımızdan oyuncu yetiştiren kulüpler görmek istiyorum. Transfer 21 yaşında da olsa, 18 yaşında da olsa evet transferler olsun. Ama altyapıdan da biraz görelim. Altyapımızın çalıştığını görelim. Umarım başarılı olur. Peki. 1 Haziran itibariyle Türkiye yeni koronavirüsüyle birlikte normalleşme sürecine girecek. Sence bu liglerin başlaması için bir avantaj mı? Şimdi normalleşmeye gidiyoruz. Evet. Ama futbol temas oyunu. Sosyal mesafeyi koruyarak normalleşmeye gitmemiz gerektiğini zaten devletimiz bize söylüyor. Evet. Ama bu kurala zaten uyulduğunu düşünmüyorum. Yani tamam duyarlı vatandaşlarımız var ama bir o kadar duyarsız vatandaşlarımız var. AVM kulüplerini gördük. Ben AVM'ye gitmiyorum. Gitmem de. Şu saatte gitmem. Ben saçımı tabii benim saçım uzun ama her ay kestiriyorum düzenli olarak. Kestirmem. Kestirmem de. Neden? Şu an risk altındayız. Ben herkes, saçımı boyatamadım herkes ya. Herkes kendine dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden acele etmeyelim. Ben 12 Haziran'da normal şartlarda başlayacağını zannetmiyorum bu normlarda. Çünkü bazı takımlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'ta çıktı, Ankara Gücü'nde çıktı. Koronavirüs vakaları gözüküyor. Bunlar tabii risk teşkil ediyor. Yani Temmuz gibi daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani Temmuz'da oynansa biraz daha sağlıklı olur gibi düşünüyorum. Trabzonsporlular da biliyorsun ligin tescil edilmesini, kupayı Trabzon'a verilmesini talep Şimdi ediyor. Şimdi bakın. Her taraftar kendine göre yorumlar. Bunu bir önceki yayınımızda Ajans 1905'ten tanıdığımız Kadir Çetin Çalı ile konuşmuştuk uzun uzun. Her taraftar kendi gözüyle yorumluyor. Bunu taraftar olarak yorumlamayalım. Adil olarak yorumlayalım. Bu lig bir şekilde başlayacak. Evet. Yani ya bu futbol oynanacak. Mümkün değil oynamamamız. Ya bir sene sonra, iki sene sonra yani oynanacak. Bir şekilde oynanacak bu futbol. Peki niye kimse bunu bu şekilde düşünmüyor? Kalan 8 maç var. 8 maçı bitirelim. 8 maçı bitirdikten sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayalım. İşte iyi niyet burada anlaşılır. Bunu söyleyen bir taraftar varsa ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama direkt tescil edilsin sporcu sağlığı diyorsan sen sporcu sağlığını düşünmüyorsun. Sen çıkarını düşünüyorsun olur. Bunu söyle, tescil edilsin gene söyle şeyden. Yani 8 maç oynansın, 8 maçtan sonra yenilik başlansın, duruma bakılır dese evet ben inanacağım şeye. İyi niyetli olduğuna inanacağım. Ama şu an iyi niyetli olmayan insanlar var. Hani çok da bu konulara girmek de istemiyorum tepki almak adına. Ama en sağlıklı 8 maçı oynayıp masada değil sahada kazanan şampiyon olsun diyorum. Net bu şekilde düşüncem var benim. Umarım da bu ligler oynanacak. Bir şekilde oynanacak. Bununla alakalı olarak da yine turnuva şeklinde liglerin bitirilebileceğini dile getiren bazı kurumlar var. Eşref Amcaoğlu Divan Kurulu Başkanı o söyledi. Evet. Yani o onun işi değil. O baksın. Divandaki insanları yönetsin. Galatasaray'ı yönetmesin. O şekilde açıklamalar yapmasın. Zaten Galatasaray Kulübü de ona güzel bir açıklama yaptı. Evet. Bu arada Mustafa Cengiz'e de bu tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Umarım geçmiş sağlığına olsun. Bir an önce kavuşur. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Günay, son kez bir soru daha yöneltmek tamam. istiyorum. Buyurun. Biliyorsun Hasan Şaş Galatasaray'dan istifa ettiğini açıkladı. Hı-hı. Ardından Ümit Hoca'nın da yine Galatasaray'dan istifa edebileceği söylentileri vardı. Akşamında Hı-hı. bir istifa etti diye söylendi ama sonrasında neler oldu bilemiyorum. Ama Johan Elmander'in ve Riera'nın Galatasaray'ın Fatih Terim'in yeni yardımcılar olacağı Riera gerektiğini. Zaten ne diyorsun? Riera açıklamış zaten kendi Instagram'ında. Evet. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olacağım diye bir açıklaması var. Ama şu an bu sezon için şu an bir şey düşünürler mi bilmiyorum. Şöyle herkesin atladığı bir konu var. Evet Hasan Şaş gitti ama şu an Galatasaray'ın yerini doldurabilir. Kiminle?
kulüp içinde Necati Ateş zaten sahaya çıkmıyor. Şu an sahaya inip antrenmanlar yaptırıp yaptırıp aynı zamanda saha içerisine çıkabilir. Necati Ateş'te doldurabilirsin. Bu sezonu atlatabilirsin. Ben bu sezonun bu şekilde devam edip önümüzdeki sene başından itibaren yapılanmaya gideceğini düşünüyorum. Ümit Hoca'nın da istifa edeceği söyleniyor. İstifa etmeyeceği söyleniyor. Orada da bir karışıklık var. Acaba Ümit Hoca'yla da yollar ayrılacak mı? Orada da bir karışıklık var. Ama önce Galatasaray'ın şu Mustafa Cengiz'in hastalığını atlatması gerekiyor. Rahatlaması gerekiyor. Yani transferler evet konuşuluyor ama önce sağlık diyorum. Yani sağlık çok önemli. Evet. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz Mustafa Başkan'a. Evet hocam, başka sorumuz var mı? Başka sorum yok. Evet. Bugün bu kadar yeterli. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.